Diğer aracımız metin aracı. Kısa yol T. Bu aracımız da ekrana yazı yazmamızı sağlıyor. Seçim yaptık mesela. Şu kısmı seçtik. Bu kısma yazı yazacağız. Şimdi burada hatırlatmamız gereken bir şey. Bu ön alan renktir. Bu kısımsa arka alan renktir. Ters çevirdiğimiz zaman ön alan renk beyaz oldu. Arka alan renk siyah oldu. Tekrar ters çevirelim. Genellikle bu kısım yazıyı ilk yazdığınızda hangi renk olacağını gösterir. Buradaki renk genelde ön alan renk neyse o olur. Yani yazıyı yazdığımızda hangi renk olacağını gösterir bize. Örneğin yazalım. Ağaçlık yazdık. CTRL ile OLL'la bütün yazıyı seçtik. Buradan metnin boyutunu arttırıyoruz. 122'yi arttırdık. Şimdi şu seçimin şöyle yaptığınız zaman bu yazının sadece şu kısmı görükür. Ona dikkat edin. Yani yazı ne kadar büyük ve genişse bu seçimi o kadar genişletmeniz gerekiyor. Şimdi mesela tekrar yazalım. Ağaçlık. Ne oldu şimdi? Alta geçti. Seçim peki uzatsaydık ne olacaktı? Yan tarafa geçecekti. Kısalttığımız için alta geçti. Bu da bu şekilde. Şimdi yazımızı beyaz yapmak istiyoruz. Ne yapacağız? Buradan beyaz seçersek ne oluyor görelim. Yazımız beyaz oluyor. Fakat burada rengi değiştirmek istemiyoruz. Siyah olsun tekrar diyoruz. Sadece bir anlık beyaz yapalım diyoruz. Beyaz yaptık. Beyaz oldu şu an yazımız. Yani buradaki renk değişmedi. Tekrar yazdığım zaman da beyaz olur. Ne olur? Başka bir yazı yazacaksanız tekrar siyah olması gerekiyor. Şu kısma da dikkat edin. Yazınız bittiyse sınırlarını düzgünce ayarlayıp bırakın. Burada yazının kendi ayrı bir katmanı olur. Bunu da katmanlar kısmında göstereceğiz. Şimdi tekrar görüntüye tıklayalım. Buraya yeni bir ağaçlık yazalım. Gördüğünüz gibi siyah oldu. Bir şu kısmı beyaz yapalım. Bu kısım beyaz oldu. Şu kısmı başka bir renk yapalım. Yeşil yaptık. Yeşil oldu. Bu da bu şekilde. Bu katmanları silelim. Şimdi bir de size başka bir şey gösterelim. Ağaçlık dedik. Ağaçlık, ağaç. Birlikte olsun. Şimdi burada hepsini seçtik. Burada right dediğimiz zaman sağa yaslar. Ortalanmış dediğimiz zaman ortalar. Doldurulmuş dediğimiz zaman sola yasladı. Yani bu seçimi doldurur. Ama şimdi tam dolu olmadığı için doldurmadı tabii. Burada diğer seçenekler var. Örneğin aşağıya yukarıya metin boyutunu aralıklarını ayarlıyor. Sıfırı çevirip bırakalım. Metin aralıklarını ayarlıyor. Bunları da lazım olduğu zaman kullanacaksınız. Karıştıra karıştıra bulmanız mümkün. Bu şekilde. A dediğimiz kalın yapmaya yarıyor yazımızı. Diğeri eğik, italik yani. Altı çizili, üstü çizili vesaire vesaire. Burada seçenekler var. Diğerleri şu şekilde yarıyor. Yine satır aralığını ayarlıyor. Bu da harf aralığını ayarlıyor. Tamamdır. Bu kısımda anlatmak istediğimiz başka bir şey. Düzenleyici kullanarak da yazabilirsiniz. Şöyle genişletip. Burada daha detaylı kısımlar var. Başka şeyler eklemek isterseniz. Genelde düzenleyiciyi kullanmayacağız. Bunu silelim. Diğer aracımıza geçelim.
Metinlerde son olarak anlatmak istediğimiz şey, örneğin ağaçlık yazdık. Yeterli olduk, hepsini seçtik. Şimdi burada bu şekilde seçerseniz hiçbir şey büyümez. Tamamen bütün yazıyı seçmeniz gerekiyor. Yeterli olla. Mesela şu kısmı seçtik. Bunu büyüttük. Bu kısım büyüdü. Yani seçtiğiniz alanı büyütür yani bu seçenek. Şimdi burada ağaçlık yazımız şans fontuyla yazılmış. Şans bold yaptık. Kalın bir font oldu. Burada fontu ayarlayabilirsiniz yani. Diğer kısımlarda göstereceğiz. Buraya font ekleme yöntemleri var. Onları da göstereceğiz. Burada şimdilik işinize yarayan fontu seçip yazınızı o fonta göre ayarlayabilirsiniz. Burada büyüklüğü tekrar ayarlayabilirsiniz tabi. Şu an için değil. İlk bir daha yazacak olduğunuz zaman bu fontta yazar. Yani gördüğünüz gibi 53 fontuna başladı. Şimdilik yazmayalım. Diğer aracımıza geçelim. Bu da kovadan doldurma aracı. Bu Paint'te de vardı. Burada da tekrar gösterelim. Bu da benzer alanları boya bakırıyla doldurmanızı yarıyor. Mesela buraya tıkladık. Mavi kısımlar benzer olduğu için otomatik siyahla doldurdu. Bu BG Color Fill front yani demek yani bu ön renk. BG dediğimiz zaman back yani arka renk. Bu da beyaza dolduracak gördüğünüz gibi. Desen doldurmak isterseniz burada desenler var. Desenlerden hangisi uygunsa seçip doldurabilirsiniz. Manuel elle desen ekleme yöntemleri de var. Onları da başka zaman anlatacağız. Şimdilik sadece bunları kullanıyoruz. Burada başka anlatmak istediğimiz bir şey eşik durumu var. Eşiği de demin göstermiştik. Başka anlatmamız gereken bir şey yok. Diğer araca geçiyoruz. Burada harmanlama aracımız var. Şimdi sıfır bir sayfa oluşturalım. Bunu sildik. Beyaz bir katman oluşturduk. Bu aracımız tutup sol tıklayıp sürüklediğimiz zaman bu kısmı şu şekilde dolduruyor. Yukarıdan aşağı yaptığımız zaman yukarıdan aşağı doldurur. Kısa yaptığımız zaman kısa doldurur. Ne kadar uzun yaparsanız o kadar uzun doldurur. Hangi şekilde dolduracağı şurada yazıyor. Mesela şu şekilde doldursun derseniz şöyle doldurur. Yukarıdan aşağı bu şekilde. Burada ters çevirebilirsiniz şekli. Ters oldu mesela. Köşeden de yapabilirsiniz. Bu da seçili alanları veya katmanı doldurmanıza yarıyor. Burada nasıl doldurmak istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Radyal dedik mesela. Bu şekilde doldurdum. Siyah beyaz yapalım. Bu şekilde doldurdu. Bilinear dedik. Bu şekilde doldurdu. Kare dedik. Kare şeklinde yaptı. Konik bu şekilde yaptı. Yineleme dediğimiz zaman testere dişli dalga. Mesela radyal yapalım. Bu şekilde dalga dalga şeklinde yapıyor. Üçgensel dalga dediğimiz zaman bu şekilde yapıyor. Bunları tekrar deneye öğreneceksiniz. Şimdilik bu şekilde göstereyim. Burada farklı seçenekler çok. Seçerek hangisi uygunsa onu yapabilirsiniz. Diğer aracımıza geçelim. Bu da kalem. Kalemimiz yine Paint'te de vardı. Düz çizgiler çizmemize yarıyor. Fırçayla farkı ne? Çok keskin çizgiler çizmenize yarıyor. Kenarlar gördüğünüz gibi pürüzlü oldu. Yani bunu fırçayla yapalım mesela. Kenarları biraz daha düz oldu ona göre. Fırçamız o işe yarıyor. Kalemimiz bu şekilde kullanılıyor. Burada seçenekler var. Kip. Bunları da şimdilik anlatmayayım. Daha sonra anlatayım. Bunlar da önemli. Burada size anlatmak istediğimiz başka bir konu ışık geçirmezlik. Bu da çok önemli. Işık geçirmezlik, örneğin siyah, komple simsiyah çizdi mesela burayı. Işık geçirmezliği yarıya indirelim. Gördüğünüz gibi rengi açtı.
%80 yapalım. Biraz daha koyu. %100 de tam koyu. %10'larda neredeyse hiç yok. O şekilde çiziyor. %100'e getirip bırakalım tekrar. Bu 3 aracımızda da var aynı şekilde. Boyamada da vardı. Onu unuttuk anlatmayı. CTRL-Z diyelim. Mesela burayı boyadık. Açık bir renkte boyadı. 175 yaptık. Daha koyu boyadı. Bu da ışık geçirmezliğini ayarlıyor. Burada boyut var. Boyutu ne kadar yükseltirseniz fırçanızın boyutu o kadar büyür. Boyutu ne kadar küçültürseniz ona göre ayarlarsınız. Burada fırçamızın deseni var. Mesela yıldız. Bunlar yumuşak fırçalardır. Kenarları yumuşar. Gördüğünüz gibi kenarları yumuşaktır. Kalemde belli olmaz ama fırça ve hava fırçasında belli olur bu yaptığınız. Şu an çok belli olmuyor. Zaten kalem keskin olduğu için. Burada şöyle seçenekler var mesela. Şu şekilde fırçalarımız var. Fırçaya hangisi uygunsa onu da isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. En boyanı oranı açı. Bunları anlatmıyoruz. Burada anlatmamız gereken hareketler var. Hareketler size değişik tarzda çizim yapmanızı sağlıyor. Dynamics Random mesela. Fırçayı değiştirelim. Fırçayı sürekli rastgele bir modda çiziyor mesela. Gördüğünüz gibi. Diğerlerini deneyelim. Bu şekilde geldi. Title Angle. Bu şekilde yarı sağdan yarı düz. Bu şekilde yapıyor. Burada fırça hareketlerini ayarlayabilirsiniz yani. Hangi şekilde çizelim, hangi şekilde yapalım diye. Dynamics Off dediğiniz zaman düz fırça olur. Şimdi boya fırçasına geçelim. Boya fırçası çok kullandığımız bir aracımız. Bunda yine aynı kalemdeki gibi çizim yapmamızı, boyama yapmamızı sağlıyor. Kalemden farkı demiştik şuradaki pürüzlerde. Kalem çok net bir çizim yapmamızı sağlıyor. Fırça biraz daha yumuşak kenarlı yapmamızı sağlıyor. Burada da aynı seçenekler var. Yumuşak kuruş, artımını, kararsızlık uygulan. Bunlar da yine deneyerek öğrenebileceğiniz şeyler. Silme aracımız var. Silme aracına geçmeden önce boyama fırçasındaki renk alma olayını tekrar anlatayım. Örneğin rengimizi yeşil yaptık. Şimdi rengimizi siyah yapalım. Yeşile dönmek için fırça aracında CTRL'ye basıp seçim yapıyoruz. Yani rengin üstüne tıklıyoruz. Otomatikman rengi yeşil seçti gördüğünüz gibi. Yani buradaki renk alma aracına tekrar gitmenize gerek kalmadı. Hızlıca seçim yaptınız. Bunu köşeleri veya pürüzleri kapatırken çok kullanacaksınız. O yüzden söylüyorum. Silme aracına geçelim şimdi. Silme aracında da yine aynı şekilde ışık geçirmez seçeneği var. Onu da göstereyim. Mesela yeşil bir çizik yaptık. Işık geçirmezliği yarıya indirdiğimiz zaman burası katman saydam olduğu için katman da sildi. Görünür kanalı kaldır dedik. Mesela burada silgimizi %50 ışık geçirmezlikte sildiğimiz zaman böyle bir silim yaptı. Yani tamamını silmedi. %100 yapalım. Tamamını sildi. Bu da bu şekilde oldu. Boyutunu ayarlayabilirsiniz. En boy oranını ayarlayabilirsiniz. Açısını ayarlayabilirsiniz. Diğer seçenekler aynı şekilde. Silgide unutmamanız gereken bir şey. Rengi geri çevirdiğiniz zaman ters çevirdik mesela. Burayı sildik. Arka kısım neyse sildiği alanı onunla doldurur. Bunu unutmayın. Diğer aracımız havalı fırça. Bu da fırçayla boyama yapmamızı sağlıyor. Bunu da şu şekilde gösterelim. Gördüğünüz gibi boyama fırçasına göre daha açık. Bildiğiniz sprey boya yani bu. Öyle bir boyama yapmamızı sağlıyor. Bunda da yine aynı şekilde kısımlar seçenekler mevcut.
Bunu da çok kullanacağız. Bu mürekkep aracımız. Bu da mürekkep uçlu kalem gibi çizim yapmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi basık tutup çizdiğiniz zaman bildiğiniz mürekkep akıyor gibi çizim yapıyor. CTRL-Z dedik. Işık geçirmezlik yine bunda da var. Boyut, açı, diğerleri. Burada nasıl çizim yapmak istediğiniz. Mesela üçgen, kare, dikdörtgen falan. Bu şekilde. Ucunuzu buradan ayarlayabilirsiniz yani. Kopyalama aracını anlatalım sizlere. Bu aracımız üstüne tıkladığımız nesneyi referans aldığımız kısmı kopyalamamıza yarıyor. Burada fırça önemli. Mesela şöyle anlatayım size. Ctrl'ye basıp nereyi kopyalamak istiyorsak üstüne tıklıyoruz. Seçim yaparken Ctrl'ye basıp tutmayı unutmayın. Seçim yaptıktan sonra kaldırabilirsiniz. Burayı referans aldık. Gördüğünüz gibi burayı kopyaladı. Bu noktayı referans aldık. Ctrl'ye bastık. Üstüne tıkladık. Ctrl'ye basıp tutup üstüne tıkladık. Bu noktadan her yere kopyalayabiliriz gördüğünüz gibi. Burada fırça önemli demiştik. Fırça netliğimizi ayarlamamıza yarıyor. Ne kadar net bir fırça seçersek o kadar net bir görüntü kopyalıyor. Burada mesela şu fırçamızı seçersek resimde böyle kopyalama yapacak. Gördüğünüz gibi. Yani fırçaya göre kopyalama yapıyor kısacası. Mesela çizgi fırça seçtik. Çizgi şeklinde kopyaladı. Yani genellikle net seçin. Net görüntünüz varsa net seçin. Biraz bulanık görüntünüz varsa bir yanındakini seçebilirsiniz. Tamamdır. Burada da yine boyut var. Ne kadar geniş seçmek istiyorsanız ona göre boyut ayarlayabilirsiniz. En boy oranı, açı. Bunları kullanmayacaksınız. Burada size başka bir örnek daha yapalım. Mesela bu resmimizi düzenleyelim. Örneğin burada kırışıklıkları bu araçta nasıl düzeltebiliriz? Boyutumuzu küçültelim. Seçimimiz çok taşmaması için. Fırçamızı net değil ve birazcık bulanık bir fırça seçelim. Seçtik. Buradan referans alalım. Buraya kopyalayalım. Gördüğünüz gibi kırışıklıkları yok etti. Şuradan referans alıp tekrar aynı yere yapalım. Şurayı yapalım. Bu şekilde kırışıklık kapatabilirsiniz. Veya leke kapatabilirsiniz. Örneğin şuradaki resmi alalım. Şuraya kopyalayalım. Tamamdır. Ctrl'e bastık. Referans aldık. Buradan hangi noktaya kopyalama yapmak istiyorsanız referans aldığınız noktanın benzer kısım olduğuna dikkat edin. Mesela buradan kopyalarsanız buraya bunu yapıştırır. O yüzden benzer deriden kopyalamaya çalışın. Mesela kopyaladık. Tamamdır. Şu an dışarı taştığı için kötü bir görünüme sahip oldu. Şöyle yapalım. Şu an tamamdır. Bu aracımız da bu şekilde. Yanındaki araç çok benzer bir araçtır. Fakat farklıdır. Bu iyileştirme aracıdır. Bu kopyalama aracıdır. Bu kopyalama aracımız birebir aynısını kopyalar. Diğer ise iyileştirme yapar. Bunu da şöyle gösterelim sizlere. Farklı bir örnekte. Şimdi böyle bir resmimiz var. Fırçamızı ayarladık. Hafif bulanık. Boyutumuzu hafif arttırdık. Şimdi buradan referans aldık. Ctrl'ye basıp üstüne tıkladık. Referans aldığımız noktanın. Buraya tıkladığımız zaman burayı bu referans aldığımız noktaya benzer bir şekilde çevirir kendisi.
aynısını kopyalamaz, referans aldığınız noktanın benzer bir şekilde ikisini harmanlar. Mesela yaptık, yine aynı şekilde oldu. Buradan referans alıp tüm yüzdeki noktaları, siyah noktaları kapatabilirsiniz. Çünkü bu araç otomatikman orayı kendisi harmanlar, kendisi algılar. Bu şekilde iyileştirmeler yaptık. Bu araçta da aynı şekilde referans aldığınız noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela gözden alıp deriye yaparsanız garip garip şekiller çıkar ortaya. Ama buradan alın mesela. Burada hiçbir sorun çıkmaz. Çünkü benzer şekiller. O yüzden ikisini harmanlar. Örneğin buradaki dolguları yok edelim. Oradan referans aldık mesela. Çok net bir fırça seçtiğimiz için burası net bir dolgu oldu. O yüzden biraz bulanık alalım. Mesela şu an biraz daha iyi. Şu an mesela gayet güzel gözüktü. Tabii daha iyisini yapabilirsiniz. Şu anda hiç çizgi kalmadı. Gördüğünüz gibi. Bu aracımız da bu şekilde. Diğer aracımız perspektif kopyalama aracı. Bu araçta anlatmak istediğimiz başka bir kısım yok. Diğer araçlarda olduğu gibi ışık geçirmezlik ve en boy oranı bunlarda da var. Burada da var ışık geçirmezlik. Perspektif kopyalamayı anlatalım sizlere farklı bir örnekte. Örneğin böyle bir resmimiz var. Burada öncelikle perspektiften önce bu yazıyı nasıl silebiliriz ona bakalım. Mesela boyutu biraz büyüttük. Fırçamızı hafif bulanık seçtik. Referans aldık şuradan. Şu şekilde. Oradaki benzerliği yakalayarak buraya kapatabilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hafif hafif silinmeye başladı. Bu şekilde yavaş yavaş burayı silebilirsiniz. İyileştirme aracını deneyelim. Bu araç bu kısımlarda çok iyi sonuç vermiyor iyileştirme aracı. İyileştirme aracını genelde yüz gibi harmanlama yapılacak kısımlarda kullanmanız gerekiyor. Burada klonlama kullanabilirsiniz. Çünkü aynı görüntüyü kopyalayacaksınız. Mesela burada hafif bir çukurluk olsaydı bunu iyileştirme aracıyla yapabilirdiniz. Perspektif aracıyla yapalım burayı. Eski haline geri çevirelim. Ctrl-Z ile. Eski haline geri döndü. Şimdi burada resme tıklıyoruz. Perspektifi hangi doğrultuda yapmak istiyorsak o doğrultuda perspektifimizi ayarlıyoruz. Mesela burada şu doğrultuda yapacağız. Perspektifi ayarladık. Şimdi burada perspektifi değiştir dediğimiz zaman perspektif ayarımızı sürekli değiştirebiliriz. Perspektif kopya dediğimiz zaman artık kopyalama işlemine geçer. Burada boyutu büyütelim. Biraz daha geniş kopyalama yapabilmek için. Burada mesela buradan referans alıp CTRL'ye bastık, tıkladık. Bu şekilde bir kopyalama yaptık.
Burada yazı tekrar çıktı. Neden? Çünkü referans aldığımız nokta, üstünü boyadığımız noktanın üstüne tekrar geldi. Orası hafızada kaldığı için tekrar yazı çıkmış oldu. Bu şekilde ayarlayarak yazımızı kapatmış olduk. Evet, bu şekilde. Şimdi perspektifi değiştirelim. Şu şekilde yapalım. Burada önemli olan nokta diğer araçtan farkı. Örneğin şunu tekrar göstereyim. Burada açılı yapmışsıdır. Burada örneğin perspektif kopya dedik. Şuradan referans aldık. Şuraya yapıştırdığımız zaman bu aldığımız, belirlediğimiz doğrultuda resmi ufaltır. Mesela şuradan alalım. O yönde resmi ufaltarak gider yani. Burada belirlediğimiz yön ufalarak gittiği için o şekilde perspektifi kopyalar. Yani burada mesela cisim ya da manzara ufalarak gittiği için bunu biraz daha küçülterek değiştirelim mesela. Şu şekilde yaparak dalgaların giderek ufaldığını göstermiş oluyoruz. Perspektif kopya dedik. Burada mesela gördüğünüz gibi ufalarak gitti. Yani oraya doğru ufaldı görüntü. Aynısını kopyalamadı. Peki klonlama aracıyla yapsaydık? Gördüğünüz gibi çok büyük bir kopyalama yaptı. Aynı şekilde boyutunu değiştirmeden kopyalama yaptı. Klonlama aracını etkin kullanmak için yan taraflarından referans alın. Çok uzaktan almayın. Çok uzaktan alacaksanız da yeni bir katmana alıp boyutunu yeniden ayarlayın. Böylece daha iyi sonuçlar alırsınız. Bu aracımızda anlatacağımız başka bir şey yok. Bulanıklaştırma aracımız görüntüdeki cisimleri, nesneleri bulanıklaştırmaya yarıyor. Bunda da ışık geçirmezlik var. Mesela şöyle yaptığımız zaman çok hafif bulanıklaştırdı. Ctrl+Z yaptık. Şu an burayı çok bulanıklaştırır. Işık geçirmezliğini yükselttiğimiz için. Mesela şurayı bulanıklaştıralım. Bu kısımları komple bulanıklaştırmış olduk. Bulanıklaştırma aracında da yine aynı seçenekler mevcut. Boyutunu falan ayarlayabilirsiniz. Bu aracımız kısaca bulanıklaştırmaya yarıyor yani. Bu aracımız lekeleme aracı. Mesela plajda hafif bozukluk var. Yani şu şekilde lekeler var. Bunları aynı yağlı boyada veya kara kalem yaparken gölge yapmak için nasıl ki elimizi kullanıp düz bir hale getiriyoruz. Aynı şekilde elimizle boyayı yaydığımız gibi bu da boyayı yaymamıza yarıyor. Burada dikkat edilmesi gereken kısım bu aracın görüntüyü bulanıklaştırdığı. Yani bunu şurada yaparsanız bu şekilde bulanık bir görüntü oluşur. Fakat düz zeminlerde yaparsanız yumuşak ama görüntüyü bozmayan bir şekil yapmanızı sağlar. Mesela gökyüzünde yapalım. Şu bulutu kapatmak için şöyle sağa sola yaydık. Gördüğünüz gibi bulut kayboldu. Bu şekilde bu işe yarıyor. Bunun da yine ışık geçirmezliği, boyutu vesaire var. Diğer aracımız da yakma aracı, temizleme aracı. Bu aracımız boyutunu biraz büyütelim. Görüntüde yakarak beyazlatmaya yarıyor. Temizleme diye de yarıyor. Temizleme yapmak için doğrudan Ctrl+E basıp sürtmeniz yeterli. Bu şekilde temizledi buraları. Yani hafif beyazlattı. Yakmayı nasıl yapıyor?
Ctrl'ye bastık. Gördüğünüz gibi kare değişti. Bu şekilde de yakıyor görüntüyü. Bu şekilde koyu bir renk aldı. Bunu nerede kullanabiliriz? Bu görüntümüzde kullanalım. Örneğin burada koyu biten var. Bunu yakarak beyazlatabilirsiniz. Pardon, temizleyerek. Bu şekilde temizleyerek beyazlatabilirsiniz. Tabi bunu dikkatli yapmanız lazım. Kaşları falan yapmamanız gerekiyor. Buradan ışık geçirmezliğini ayarlayıp biraz daha açık bir ton yapabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi bu şekilde daha iyi oldu. Aynı şekilde Ctrl'ye basıp siyahlatabilirsiniz de. Yakabilirsiniz de. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Bunu siyahi kişilerin rengini beyazlatmak için vesaire vesaire kullanabilirsiniz. Ya da esmerleri rengini açmak için ten rengini. O şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak sizlere şu renk kısımlarını anlatalım. Burada renk seçimini şu şekilde yapabilirsiniz. Burada manuel girmeniz gerekiyor. Renk ayarlarını sayılarla yapmanız gerekiyor. Mesela şuradan arttırıp azaltıp rengi ona göre ayarlayabilirsiniz. Bazı çalışmalarda size hazır renk kolunu verirler. O şekilde çalışma yapmanızı isterler. O zaman buradan yapabilirsiniz. Bu kısımda fırçanın rengini seçebilirsiniz. Burada rengi şu şekilde oynatarak ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz rengi gelince üstüne tıklayıp şurada şimdiki rengi görebilirsiniz. Burada da hazır renklerden bir tane seçebilirsiniz. Tamam dediğiniz zaman rengi otomatikman bu şekilde çevirir. Bu rengi alıp paletinize atabilirsiniz. Şu an bende olmuyor. Sebebi ekran kaydı programı. Sizde olması gerekiyor. Tamam deyip oraya palet atabilirsiniz. Sonra rengi kullanmak için. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.